Mustafa Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz çok efendim? Çok teşekkür ederim. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ve hemen röportajımıza Mustafa Bey'i tanıyarak başlayalım. Buyurun efendim. Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanlığı'nı yürütmekteyim. Bugün İstanbul Fuarı'nda olma sebebimiz Kahramanmaraş Kuyumcular Odası olarak Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren üretici firmalarımızı, toptancı firmalarımızı uluslararası bu fuarda dünyaya tanıtmak, firmalarımızın buradaki yabancı firmalarla B2B'lerini, görüşmelerini bu stand alanında toplanma merkezi olarak kullanarak bu görüşmeleri sağlamak. Nasıl geçiyor peki fuar? Ya ciddi bir yoğunluk var. Mesela bu bizim ülkemiz için de gerçekten çok önemli. Yabancı katılımcı oranı çok yüksek bir oranda var. Paylaşır mısınız efendim görüşlerinizi? Evet, aslında bizim talebimiz şu. Burada olmamızın sebebi Türkiye'deki tek noktada olan yabancı firma akınını biraz Anadolu'ya doğru çekmek. Yabancı firmaları, özellikle makina ve ithalatçı firmaları diyeyim, hem ithalatçı hem ihracatçı, bunları Kahramanmaraş'a çekmek, oradan da yurt dışına ve ihracata yönelik ürünlerimizi, katma değerli ürünleri özellikle dünyaya tanıtmak. Aslında sadece Türkiye'nin bir İstanbul'dan ibaret değil, değil mi? Anadolu'da da böyle bu tür sektörler olduğunu. Aslında tam bu yüzden buradayız. Buradasınız. Yani evet. Bunu söyleyebilir. İşte burada bir algı var. Hep böyle büyük şehirler geliyor. İşte İstanbul, İzmir ama değil yani aslında. Bunu kırmak lazım. Evet. Biz de bunu kırdığımıza inanıyorum. Biz de bu arada bu yüzden burada olmak istedik. Ve görüşmelerimizin de başarılı olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Bu başarınızın sırrını öğrenebilir miyiz peki Mustafa Bey? Yani çünkü ciddi bir istikrar var. Bunu da öğrenmek istiyoruz sizlerden. Ya tabii ki yani bu istikrar... Kahramanmaraş'a yeni bir altın şehir kurduk. Burada firmalar altyapısı ve donanımlı mekanlar bunlar. Bu mekanlar hazır olunca da firmalar da bunların önünü açarak bu işi geliştiriyoruz. Bence çok severek yapıyorsunuz. Bence başarınızın en büyük sırrı bu. Son sorumuza geldik. Hedeflediğiniz yerde misiniz ya da bundan sonra hedef ve projelerinizde neler olacak? Tabii ki hedeflediğimiz yerde değiliz. Daha işin emekleme dönemindeyiz. En az bir 40-50 firmamızı ihracat yapabilir hale getirirsek o zaman hedefimize ulaşmış oluruz. Tabii ki bizden sonrakiler de bu hedefi daha yukarı çekeceklerdir. Aslında bu hedef hiç bitmeyecek. Aynen. Zaten biterse biz de biteriz. Biz yolda başarılar dileyelim efendim. Herkesi de buraya davet edelim. En azından bir çayınızı, bir kahvenizi içerler. İnşallah. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun. İnşallah başka programlarda da görüşürüz. Hoşçakalın efendim. Tamam, görüşürüz.